Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine video bu saatte kaldı çünkü ev yerleştiriyorum biliyorsunuz ve kolay da olmuyor. İnsan o kadar çok eşya almış ki yerleştirirken ve taşınırken çok iyi anlıyorsunuz. Neyse. Bugün bu bangoklumla başladığım videomu çekmeye çünkü bir detay vermek istiyorum. Bu bangoklumu Instagram'da paylaştıktan sonra bir yorum gördüm. Ve o yoruma istinaden şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bangoklular kışın kaybolur. Baharda belli bir sıcaklığa geldikten sonra hava yani 22 derecelere geldiğinde arkadaşlar bangoklular tekrar kaybolduğu yerden filizler ve siz de sevinirsiniz. Ve bana şöyle bir yorum yazmışlardı. Ya bu bangoklular çiçeğe kalkmış, bunlar yok olacak gibi. Yani biz zaten bunu bilerek satın alıyoruz. Ben de, diğer sukulent yetiştirenler de. Yani bunun özelliği zaten bu. Yani bangoklunun arkadaşlar benim için felsefesi nedir biliyor musunuz? Küllerinden yeniden doğmaktır. Yani biz bunu sevdiğimiz için bunu bilerek satın alıyoruz. Yani bir de bu büyüklükteki bu görsel 12.99 euro. Yani şöyle diyebiliriz, burası için 12 birimken, bilmiyorum bu boyuttaki saksı herhalde Türkiye'de bir 400-500 lira vardır. Yani biz 12-13 birim alırken Türkiye'de 500 birime satın alınıyor. Tabii ki bu da kanalıma yazılmış fiyatını görünce bir değerli sevgili dostum ya da takipçim diyeyim. Arkadaşlar bakın bangokluyu şimdi şurada mesela bakın çiçeğe kalkmış bir tane kafa var. Şuradan şöyle kesersiniz. Bu buradan arkadaşlar filizler. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya biraz daha aşağıdan budarsınız. Yani oradan ne olur yeni yeni filizler yavrular verir. Mesela şuradan da yapraklarını alırım. Yani bunun kolayı bu. Benim için arkadaşlar bu boyutta bir saksı bulmak çok kolay bir şey değil. Bakın zaten yanlardan filizlemeye başlamış bile. O nedenle ben ve diğer tüm sukulent seven arkadaşlar bunu severek ve bilerek alıyoruz ki böyle bir saksıyı bulmuşken kim olsa alırdı. Tıpkı ben gibi. Yani bunun yok olması bizim için arkadaşlar almamak için bir sebep değil. Bugün yine çok iş yaptım ama ay, bu sefer yaptığım işleri anlatmayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen gün size sardunyalarımı çektim ve sardunyalarımı çekerken de şurada çınar yapraklı bir tane sardunya vardı. Onu çekmemişim arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bakın bir tane de bu çınar yapraklımdan var. Ve arkadaşlar şimdi size biliyorsunuz benim bir tane Echeveria lilac ya da pink neydi ya topsidebimi göstereceğim arkadaşlar. Kök kısmını göstereceğim. Bakın. Bu arada bu saksımı da buraya aldım. Diğer cephedeydi. Biraz renkleri değişmiş. Burada yine düzenlemeler yaptım arkadaşlar bu sırada. Bakın. Arkadaşlar şunun dip kısmına bir bakın. Hem gövde kısmına hem dip kısmına. Bakın oradan ne kadar güzel yavrularını veriyor. Vıgır vıgır. Hatta şurada da var. Bakın. Şurada da var. Yani şunu demek istedim. Arkadaşlar ben bunları biliyorsunuz Hollanda'daki Sera'dan almıştım. Ve oradan da aldığım için hani çok nasıl diyeyim böyle bir saksıya denk geldiğimde hemen kaçırmadan almak istedim. Ve benim için ilk nasıl diyeyim aynı türleri aynı saksıya dikme işi bu saksılarla birlikte başladı biliyorsunuz. 3 saksı almıştım. Diğerlerini de şimdi gösteririm size ne boyutlarda olduklarını. Bakın arkadaşlar hep diplerinden yavruladı. Hatta bakın dallarının üstlerinden de yavruluyor. İç kısımlarda da var bakın. Buralarda görebilirsiniz. Şimdi ben bunu çevireceğim arkadaşlar. Bakın burada da bir tane düşmüş, köklenmiş gibi bir şey olmuş. Onun da kökü kurumuş görmemişiz. Yani normal bu kadar kök arasında bunu görmemek. Topsidevi ya da Echeveria lilac arkadaşlar bu. Bunu özellikle çevirdim. Niçin? Bakın hep güneşe doğru dönmüş. Bu taraf daha sık. Bu taraf biraz daha seyrekimsi olmuş. O nedenle bunu da çevirdim. Bunun da bakın arkadaşlar kök kısmını özellikle gösteriyorum ki küllerinden doğmak böyle bir şey olsa gerek. Bu diptekiler birazcık daha sararsın. O zaman toplayacağım.
Size diğer, bununla birlikte aldım diğer üç köküm neydi? Bakalım bakalım nerede? Şimdi bunların arasında bulmaya çalışalım. Bir tanesi şeydi. Luella Cristata'ydı. Şu anda onu arıyorum arkadaşlar. Luella'm nerede? İnanın şu anda arıyorum ya bulamıyorum. Neredesin, neredesin? Sanki farklı bir yere koymuşum gibi. Bakalım şimdi. Ve arkadaşlar buldum. Şurada bakın. Luella Cristata dediğimiz Echeveria stelta. Bakın onu da buraya aldım. Burada güneşi gördükçe daha da güzel olacaktır. Bakın bu boyda böyle hepsi güneşleniyorlar. Bu iki saksıyı özellikle arkadaşlar uzun saksıyı aldım. Onlar da biraz kurusunlar. Onlarda da bebekler var ve onları da yeni yeni dikimler yapacağım tabii. Bir de bakın bu neon breaker'ı da almıştım hatırlarsanız. Yani bu üç grubu gördükten sonra bu üç saksıyı diğer sukulentlerimi de hep toplu toplu dikmeye başlamıştım biliyorsunuz. Bakın budal eğilmiş. Budalı yine ben bir tutturuvereyim. Evet, bunu da böyle tutturduktan sonra arkadaşlar şu dalı arkadaşlar bakın eğilmişti. Onu tutturdum. Bu güzelliğimi de buraya aldım. Şimdilik buraya aldım. Biraz renklensin, güneş görsün istedim arkadaşlar. Bu hafta Belçika'da hava güneşli geçecekmiş. Ve değerli arkadaşlar şunu da göstereyim size. Bu da çok tatlı bir şey. Bakın bunu ben buraya böyle diktim. Nereden getirdim hatırlamıyorum. Herhalde Nurcan verdi bunu. Tam da hatırlayamadım ama bakın buradaki bebişler de büyümüş. Yani bahçede arkadaşlar bir şeye baktıktan sonra aa diyorum aa bakın bu da ölmüş. Hani dediğim gibi bakın video çekerken görüyorum. O kadar çok işim var ki. Yani böyle işte. Size aslında bakın burada da hobbitlerim varmış benim. İnanın bahçeyi unutmuşum ya. Nerede ne vardı unutmuşum yani. Şimdi bakın bu boydan bakınca hepsi ne kadar güzel görünüyorlar. Kanalıma geçenlerde Hülya Avşaroğlu adında çok kıymetli bir dostum şey demiş, bu bahçe ödülü almalı kesinlikle diye. Çok teşekkür ederim beni böyle güzel bir şeye layık gördüğünüz için. Ne diyebilirim ki? Biliyorsunuz çok uğraşıyorum. Yani o kadar çok emek veriyorum ki bunlara. Hani Türkiye'deyken başladım, sonra sil baştan tekrar Belçika'da iki kere başladım. Biliyorsunuz bizim havamız Türkiye gibi değil, bambaşka. Ve değerli arkadaşlar şunu da göstereyim. Buraları da tekrar düzenledim. Bu iki saksıyı arkadan getirdim. Yan taraftaki saksılarımı da çünkü yavaş yavaş bu tarafa taşıyorum. Bu tarafa alıyorum arkadaşlar. Hatta bakın bunları da arkadan getirdim. Şimdi güneş tersten geliyor ama ancak bu saatte fırsatım oldu. Bakın arkadaşlar bunların dibine de ben böyle yaprakları atı vermiştim taşınırken. Bakın onlar da bebiş olmuş orada. Bu aeonyum arkadaşlar çok özel bir aeonyum. İsmini Cemo bilmiyor. Cemo'dan aldım. O da biri sukulentten almış. Hatırlarsanız videoda bana küçük bir dal kesmişti. Birkaç kere de size videosunu çekmiştim. Arkadaşlar bu çok güzel kalın yapraklı bir aeonyum. Ve şunu demek istiyorum. Bu kalın yapraklı aeonyumlar kaçırmayın arkadaşlar. Alın yani. Ben size şiddetle tavsiye ediyorum. Hem görüntüsü çok güzel, hem rengi çok güzel. Bakın daha şimdiden kenarları ojelenmeye başlamış bile. Bu kaktüsümü de arkadaşlar kapaklı saksılarımdan söktüm. O da dedim burada büyümeye başlasın. Bir de size bakın bu kaktüsümü de göstereyim. Alacalı kaynana topuzu. Yavruları da arkadaşlar alacalı oldu. Evet. Bahçede gümegün arkadaşlar hem bitkiler büyüyor hem ben işlerimi toparlamaya çalışıyorum. Hani bu hafta hazır havalar iyi giderken dedim işlerimi halledeyim. Bakın arkadaşlar bu güzellik de burada büyüyor. Bu Türkiye'den getirdiğim santariyitan bunlar. Bakın onlar da burada büyüyorlar. Florolüks'te de bundan satışa gelmiş. Almak isteyen arkadaşlara söyleyeyim, kaçırmayın. Gidin alın. Bakın bunları da buraya getirdim arkadaşlar. Arka taraftaydı.
Ve bu güzelimi de, bunu da getirdim. Bunun da dibinde bir tane Albert Bayners bebeği varmış. O da büyüyor. Ve bu güzellerimi de arkadaşlar. O kadar sıcak ki hava şu anda. İnanın kaç derece bilmiyorum ama kesin bir 28-30 arası var. Bakın profilikalarım. Bu da çok güzel, çok büyümüş. Maşallah, subhanallah size. Arkadaşlar, diğer Bangkok'un şuraya yarı gölge yeri aldım. Çünkü çok sıcak. Bunun gördüğünüz gibi cinsi bambaşka. Diğerlerinki bambaşka. Sardunyalarımı da şöyle bir görün. Bugün de size hani belki biraz kısa bir video olacak ama şuradaki bahçe çöplerimi de alıvereyim, bırakmayayım burada. Arkadaşlar, ben buraya lilipetimi dikecektim aslında. Sonradan şey yaptım, bir tane saksım açığa çıkmıştı. O saksıma buradaki o kalın yapraklı ayenyumu diktim arkadaşlar. Lilipetimi de dikerken arkadaşlar kellesi kopuverdi, çok tazecik inmiş. Onu da buraya, kuru toprak çünkü bu, buraya koydum, diktim. Ben böyle de dikiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Kökleniyor. Bunda da bir hayır vardır. Buralardan da, yani şuralardan da şey verecektir arkadaşlar. Bebişlerini verecektir. Bakın. Harika, müthiş, güzel oldular. Bu arada Özcan Çiçekçilik'ten getirdiğim kaktüslerimi de geçici olarak buraya diktim arkadaşlar. Aslında hepsini düzenli dikmeye çalışıyorum ama şu an için bir an önce hani açıkta kalmasınlar diye dikimlerini yapı verdim. Hatta bakın bunlara hiç dokunamadım bile. Bunları da inşallah bu ev yerleştirme işlerim hafifleyince odaklanacağım. Şimdi bugün AVV'ye gidemedim. Çünkü AVV bizim burada bugün kapalı. Diğerleri de uzak. Çünkü toprağım bitti. Toprak almam lazım. Saksım var ama toprağım bitti. Bu arada size bakın özel bir orkidem var. Bu alacalı bir orkide. Çiçekleri farklı. Bakın burada duruyor. Yani çok da, nasıl diyeyim size, hani çok da özen göstererek de bakmıyorum, görüyorsunuz hani taşındım. Bunlar burada böyle arkadaşlar, coştukça coşuyor yani. Olunca da oluyor, ne diyeyim ki, enerjiden belki de. Burada diğer özel arkadaşlar sukulentlerim var. Bunlar da buraya iyicene alıştılar. Ve değerli arkadaşlar, bugün hangisiyle veda edelim? Bakın bu Hovortium'un çiçekleri harika harika. Yarın da size onu çekerim detaylı. Ve değerli arkadaşlar, bugünlük videom böyle olsun. Beni biraz böyle mazur görün bu aralar. Biliyorsunuz çok işlerim var. Çok çok, hiçbiri bitmiyor. Ve bu hafta hazır, hava da güzelken dedim işlerimi bitirmeye çalışayım. Bu arada dikenli incirimin de yönünü değiştirdim. Çünkü hep aynı taraftan güneş almasın dedim. Köklenecek çünkü. Kökleneceği için de bu şekilde güneşin yönüne göre arkadaşlar köklendirmeye çalışıyorum. Siz de bu şekilde yapın. Gayet güzel oluyor. Bakın buradaki saksıları dedim taşıdım yani. Az önce gösterdim. Azaldı. Bunlar kaldı. Bunları da birazcık dinlenmek istiyorum. Çünkü saat 4 oldu hemen hemen. Ve değerli arkadaşlar, farklı planlarım var. Bu kapaklı saksıdaki özel türlerimi yine ayrı ayrı saksılara alacağım. Ve saksılar aldıktan sonra bunları ne yapacağım? Sebze saksıları haline getireceğim. Niçin? Çünkü arkadaşlar, taşınırken ben bunları tek başıma taşıyamadım. Öyle söyleyeyim ve bu da bana bir tecrübe kazandırdı. Ne yapıyorum şu anda? Bunları arkadaşlar sebze saksıları haline getireceğim. Bir iki tanesi kalabilir. Çünkü onlarda baldiler çok gelişti. İşte bu saksım çok gelişti gibi gibi. Onların dışındakilerin hepsini arkadaşlar kendimin taşıyabileceği ebatlardaki, büyüklüklerdeki saksılara alıp ne yapacağım kışın? Kışın arkadaşlar burada koruma altına alacağım. Yani burada korumam daha kolay olacaktır. Çünkü neden? Tavan kapalı arkadaşlar ve korunaklı bir yer burası. Bakalım kul kurar, kader gülermiş. Ve mutfak camımdaki ayenyumlarım arkadaşlar. Bunlar da burada büyüyorlar. Bu Halloween'e büyümüyor dedim. Büyümeye geçti. Bu da çok güzel oldu. Harika oldu. Evet, ayenyumlar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sukulent yetiştirmeye başlayan arkadaşlar genelde ayenyumlar başlangıçta ilgisini çekmeyebilir. Ama sonradan sonraya ayenyum hastası da olan çok arkadaş tanıyorum. Bakın bu kaktüsüm de büyümeye geçmiş. Uçlarından görüyorsunuz değil mi? Bakın bu mavi kaktüsüm de
Şu zaten büyüme belirtisi biliyorsunuz. Ve değerli arkadaşlar, artık videomu sonlandırayım. İçeriye geçeyim. Biraz da dinleneyim. Çünkü dinlenmeyince arkadaşlar insanın her yeri ağrıyor. Kasları olsun. Her yeri, yani eklem yerleri olsun. Diğerlerini de bakın, buralara aldım yan taraftan. Ve değerli arkadaşlar, bugünkü videoma bu hangisiyle diyelim? Şununla mı veda edelim? Yarın da bununla başlarız. Aenium Pink Witch arkadaşlar. Pink Witch. Bu güzellikle birlikte arkadaşlar, bunun renkleri gibi hayatınızda hep renkli renkli insanlar, renkli renkli işleriniz ve bir işe başladığınızda böyle renkli renkli güzelliklerle karşılaşın. İyilik yapanlarınız bol olsun. Siz iyilik yaptıkça yapmış olduğunuz iyiliklerden tüm sevdikleriniz faydalansın, nasiplensin. Kendiniz için bu hayatta mutlaka bir şey yapın. Büyük küçük hiçbir şey fark etmez. Hepsi kendiniz için yapmış olduğunuz bir adımdır ve o adımda arkadaşlar gelin görün bakın neler değişecektir hayatınızda. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şimdilik hoşça kalın.